Hepinize merhaba arkadaşlar. Çık Bey TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Rahmi Koç Müzesi'ni gezeceğiz. Daha önceden biz gelmiştik ve çok güzel tarihi eser eşyalar var, aradan oyuncaklar var, arabalar var. Ve sizleri de gezdirmek istedik. Kuzey'e de gelmemiştik. Kuzey'i de ilk defa gezeceğiz bugün. Eski bilgisayarlar var, eski atariler var. Çok merak ediyorum. Ben onu orayı gezdiğimde arkadaşlar çocukluğuma gittim. O kadar güzel ki neler biriktirmişler neler ama. Şimdi gideceğiz. Tek tek hepsini sizlere göstereceğiz. Ama çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Burası da gelmek isteyenler için Ankara Kalesi'nde arkadaşlar bu müze. Gelip güzelce ailenize vakit geçirebilirsiniz. Mükemmel bir yer. Etkilenmemek mümkün değil. Size giriş fiyatlarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yavaşça gidiyoruz. Müzemiz burası. Çok merak ediyorum ya. Kuzey. Yani içeride geçseniz arkadaşlar en az 2-3 saat gezer. Arkadaşlar şurası da Ankara Kalesi. Tam gözükmüyor ama. Müzeye giriş ücretleri tam bilet 100 TL, öğrenci öğretmen 50 TL, turistler de 250 TL arkadaşlar. Ama çok güzel. Bak girerken bozuk para alın, 5 lira atıyorsunuz bir makineye, onu çeviriyorsunuz, size para üretiyor arkadaşlar. Çok etkileneceksiniz. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar müzeye girerken böyle yapıştırmalar var. Bunları takıyorsunuz. Ben de ben. Herkes, Ali'cim sana da ben takacağım. Mareşal taktım ben. Bunları takıyorsunuz, müzeyi öyle geziyorsunuz. Yoksa müzeden atılıyorsunuz. Şöyle takıyoruz. Arkadaşlar Rahmi Koç da biliyorsunuz, Ali Koç'un babası. Buradan Fenerbahçe'ye. İçeride Fenerbahçeli değil. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları var imzalı. Rahmi Koç'un babası Beşiktaşlıymış. Evet. Hasta Beşiktaşlıymış. Girişi ama böyle. Ali Koç Fenerbahçe. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Direkt geçin. Buradan başlayalım bence. Evet, buradan başlıyoruz. Evet, bilgilendirirseniz de güzel olur bizim için. Müzemiz 3 bloktan oluşuyor. Çengele, Aslaplanan ve Oyuncak Müzesi olmak üzere. Diğer binadan başlarsanız orayı tamamladıktan sonra en son buraya geliyorsunuz. Evet. Çıkışınız yine buradan olacak. Aslaplanan tabelasını takip etmenizi isteyeceğim. Koridorun sonundan 2 kat aşağı iniyorsunuz. Evet. Oyuncak Müzesi ve Safranan'ı göreceksiniz. En sonunda burası. Arkadaşlar böyle de bilgilendirmiş olduk sizlere. Çok güzel. Dediğim gibi ilk böyle girişte başlayalım. Bence şurada bunlar satın alabiliyoruz. Bunları geliyorsunuz burada. Mesela müzeyi gezdikten sonra beğendiğiniz bir şey varsa buradan Kuzey şu arabaları alalım bak. Ben Kuzey bunlardan şu alalım. Şu arabayı Kuzey, çok beğendim. Kuzey Vosvos'lardan alalım. Ay bak. Ali bana Vosvos alsana. Baba ben şu arabayı çok beğendim. Abla almışsınız, ben de ondan istiyorum. Çok güzel. Burada geliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuncaklardan istediğinizi de alabiliyorsunuz. Şimdi bak, şöyle bak Meral'in istediği araba. Ay evet, ben bundan istiyorum. Alışverişi en son yaparız. Çok güzel. Evet, tamam. Ben bir şey yapacağım. İlk olarak burada arabalar var. Ben bu arabalara bayıldım. Antika arabalar arkadaşlar. Antika. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel. Ali ben, bana şunu verseler var ya. İngiliz 1952'ymiş. 4 silindir. Volkswagen. 4 silindir? Volkswagen. Evet, Ali var. Volkswagen. Sen mi, senin arabanın markası? Bence şu araba bütün arabalardan şu daha çok güzel. Çok güzel ya. Tamam işte. Ay, şunlar dışarıda gezdirmişsin. Bak Ali, burada ne var? Çeşme. Arkadaşlar bir tane bir şey var bakın. Ay ben buna hayran kaldım. Bunu sizlerle paylaşmak arkadaşlar istiyorum. O kadar büyük ki mecbur hızlı hızlı gezeceğiz. Evet, şu gördüğünüz. Şimdi arkadaşlar buradaki olayı anlatayım size. Burada antika ürünler var ama Kuzey'i baktığınız zaman Ali sus, söyleme. Söylemiyorum Kuzey. Kuzey şuraya çık bir bakar mısın? Oha, Atatürk var. Atatürk objesi oluyor arkadaşlar. Atatürk buradan gözüküyor zaten. Objesi gözüküyor çıkıyor. Şöyle de yapayım. Evet. Buradan net gözüküyor. Bildiğiniz, etkilendim. Çok güzel şu. Arkadaşlar şu oyuncaklar bile dediğimiz gibi müze o kadar güzel. Burası yani oyuncak müzesi değil, aşağı değil, oyuncak. Aşağısı müzesi. Oyuncak ama burada her şey. Yanlış var. Bilgiler şuna verme. Bak. Gel şimdi trenler var. Şimdi. Bak burada da nasıl yapıldığını gösteriyor. Arkadaşlar şuna bakın ya. Atatürk'ün resmi nasıl çıkıyor. Nasıl demi yapmışlar. Hadi girelim trenleri gösterelim. Şuradan başlıyoruz. Arkadaşlar Sayın Rahmi Koç neler biriktirmiş neler ya. Neler ya. Şimdi bunlar hepsi biriktirdiğin şeyler. Biriktirmiş. Evet. Koleksiyon bunlar. Benim arkadaşlar eski bir telefon. Ali sen hatırlıyor musun bu telefonu? 1930 yıllarında. Bak üsttekileri de okuyor. Ali sen burada hatırlıyor musun bu telefonu? Ha, hatırlıyorum. 1930 yazıyor. Ben 1930. Burada trenler var. Şapkalar. Baba. Bak ne diyor? Demir yol meslek okulu mezunları derneği. Kuzey bunlar ne, daha neler gördün? Sen birazdan var. Arkadaşlar burada trenler var. Gel şimdi. Arkadaşlar göster. Üstte gemi direksiyonu var, onu çevirebiliriz. Gelin, çok yer var onun için. Çok yer var. Gelin. Işte, gelin. Bu böyle trenler var arkadaşlar. Şuradan çıkıyor. Ama hepsi gelin. Şey trenler bunlar. Ali bak, eski. Kazan kaynatayım mı kazan?
Bu neymiş? Dökme, demir. Baba. Tren tuvaleti. Tren tuvaletiymiş. Arkadaşlar şunlara bakın. Meral buna ne diyor biliyor musun? Rahmi Koç bu mu diyor? Kim bu arada? Değil. Ben Rahmi bu Koç. Bu usta. Bu usta. Tren şeylerini yapıyor arkadaşlar. Dur, usta. Bu abimizin de. Nasılsın? Bu malzemeleri bunlarmış bak, yani. Meral Hanım. Bir de burada. Ya ben çok iyi anlatıyorum. Bak. Meral burada bile bağırıyorsun. Harbi ya. Size. Aha burası tren. Oy gel. Plak işte buradan geç. Şuradan bakıyorsun sen. Arkadaşlar eski bir piyano. Ya bunlar kimler kullanmışlar? Beethoven, aynı Beethoven'ın Mozart var. Zeki Müren'in şey mikrofonu ya. Var. Evet, mikrofonu. Biz gördük, evet. Zeki Müren'in mikrofonu. Bağırma ama. Yankılanıyor zaten. Şuradan arkadaşlar. Ali benim babamın var. Şöyle bir koleksiyonunuz olduğunuzu. Tam burada ters. Cimrelerin de var. Burada oyuncaklar var, eski oyuncaklar. Evet. Piyano çalıyor mu? Çalmıyor, bırak. Bırak. Burada eski elbiseler var. Ütülere bak Meral. İşte eski ay. Bura terziymiş artık. Gelinlik bence bunlar. Evet. Baba daha güzel şeyler var. Benim takip edeyim. Tamam her şeye bakacağız. Daha güzel şeyler. Bak marangoz Ali diyor. Ali sen ne yapıyorsun burada? Derici zade bak deri yapıyorlarmış burada. Ay çok güzel. Sobaya bak. İstiyorsanız çıkın siz ben gezerek anlatayım. Ay efsane. Ali dur hayran kaldın. Ya ben bir gel. Marangoz Ali'ye girelim. Bak başınıza dikkat edin diyor. Eğilin. Benim boyum çok küçük olduğu için eğiliyor. Ay abajurlara şuraya bak baba. Şuraya bak. Ben hayvan kaldım. Abi doğru. Sen bunları nasıl biriktirdin ya? Çok güzel yapmışsın. Gerçekten yavaş. Öyle. Şu at arabasına bakma ya. Berber var. Oha. At arabası var. Ay. Arkadaşlar eski berbere geldik. Şu biriktir benim. Arkadaşlar eskiden berberler böyleymiş. Ali baksana şu eşyalarına. Çok bakar güzel. Bakar mısınız şöyleymiş. Babamın şundan vardı. Ya, senin babanın da her şeyi varmış maşallah. Eskiler Ali. Bak burada küçük at arabası. Bu ne? Eğer. Eğer. Ben atabilmiştim arkadaşlar Azerbaycan'da. Bura neymiş? Demir Cammet. Vay alıyor. Oo bak. Arkadaşlar burada demir öğütüyorlar işte. Eskiden böyleymiş. Bulgurlu Zade ticarethanesi. Tiftik ve tiftik mamulleri. Tiftik ne? Tiftik evet bak bunlar. Yün. Yün yapıyorlar bak. Katik falan bak yapılıyor. Oha şu tabloya bak. Çok güzel bak, burası. Bak borç para vermeye kefil olmaya yeminliyim. Aa çok güzel değil mi ama? O eski zaman bile kalleşlik varmış. Bak hele. Şapkalar. Merak. Bakırcı Osman. Eski şapkalar var. Benim dedemin fötürleri vardı böyle. Fötür değil mi o? Bakırcı Osman. Bakırcı Osman. Ay. Çekil. Ödüm koptu. Osman abi ne abi? İlk gördüğümde gerçek zannettim bu arada yemin ederim. İyi misin Osman abi? Aha. Videosu var. Ben çığlık atarak kaçarım. Videosu var. O adam gerçek. O adam o değil ya. O mumyası. Arkadaşlar burada buraya kesinlikle gelmeniz lazım. Çengelhane Rahmi Koç. Burada sokaklar yazıyor. Ali var mı? Evet. Çatalda. Halı dokuma. Halıcı. Eskiden böyle işte halıları el işleme, göz nuru halılar böyle yapılırmış. Halı dokuma. Çok bak, güzel. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç. Allah rahmet eylesin. Evet eski ayakkabı boyacısı. Böyle uyuyor mu? Size birazdan ben bunu hatırlıyorum ama vardı bizim zamanımızda. Bak ayakkabıya bak. Ve bot gerçek. Burada kunduracı. Yeni ayakkabı aldın nasıl? Ayakkabı tamircisi. Bakın. Evet hadi, çok güzel. Ayakkabı nasıl baba? Sen şeylere birazdan bak. Bir ayakkabı var daha bir. Şeylere bak. Aa şunlar çok güzel. Arkadaşlar Ankara'da olmasanız bile kesinlikle gelin. Gelin. Gemiler. Eşref abi. Ve saatçi. Abi şu gel. Saatleri hatırlıyor musun? Bizim evde vardı küçükken. Evet Ankara Atatürk diyor. Bura neymiş? Atatürk'ün ürünleri. Ay atamızın. Atamızın ürünleri arkadaşlar. Kaşığı bak, yediği kaşık merak. Ay ben var ya böyle çok duygulanıyorum. İçtiği fincanlar, kahve içtiği fincanlar. Çok güzel kokuyor bu arada. Bak piknik eşyaları. Bak Atatürk tarafından kullanılmış piknik eşyaları. Bak telefon Atatürk tarafından kullanılmış arkadaşlar. Ben zaten Atatürk'ün şeyi bu. Çok güzel ama ya. Baba. Madalyaları falan ben çok etkilendim. Burada da arkadaşlar alacağınız eşyalar, hediyelikler kendinize. Diğer tarafa şimdi gidelim. Yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar Safran oyuncak tarafına gidiyor burası. Güvenlik arkadaşımızın dediği gibi. Şurada biblolar falan var, tablolar falan var.
Kuzey beğendin mi? Sen birazdan çok şaşıracaksın ama. Evet, çok aşağısı çok güzel. Yerler var. Ama ben mesela burada çok etkilendiğim yerler oldu ama Atatürk'ümüzün o eşyaları beni çok etkiledi. Bak, evet, burada da eski ürünler var. Tesbihler var. Buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Gel. Lokomotif. Arkadaşlar burada da para atıyorsunuz, size hatıra parası veriyor şu an. Var mı sahne paranız? Ben aldım. Ben sana dedim ya bozuk para alayım. Bende var. Deneyelim mi? Ben çevirmek istiyorum. Ben bundan aldım. Hatta fotoğrafı da var. Bende iki tane var evde ama. Kuzey'e hediye ettim. 5 TL. Mesela buradan hatıra parası alıyorsunuz. Çok güzel ya. Hadi Kuzey'e bakalım yapabileceğiz. Çok mu o şey? İç. Çevir çevir. Ters mi çevirin? Çevir çevir. Ben ters çeviriyorum lan. Çevir çevir çevir. İyice çevir. Sertleşik. Aa bak bak çeviriyor. Hadi bak, Kuzey'e bakalım. Figürlü hatıra parası bu. Şuradan inecek. Hadi çevir. Hadi hadi hadi. Çevir çevir. Ha. Aha aha geliyor. Ooo zorlandı Kuzey. Bak şuradan inecek. Yavaşlar makineye girecek ya. Ben yardım. Hayır hayır hayır. Kuzey ben de yapayım mı? Hadi Kuzey hadi az kaldı. Aha geldi paran. Hangisi göster yani? Bakayım. Ha. Tren geliyor zaten. Göster buraya. Şöyle arkasında. Lokomotif figürü. Hadi bakalım gel. Bu şimdi kendin bence yapıyorsun. Bence buradan inelim. Bence de böyle bir yavaş yavaş. Ya. Arkadaşlar burası üst kat. Aa buraya gelmedim. Sana dün dedik zaten. Bak bastonlar var. Salim evet. Biz buraya gezdik. Salim yukarıda. Anneme diyorum ki arkadaşlar neredesin? Aşağıda izliyor. Burası aşağı mı Allah? Eski bilgisayarlar. Bize PlayStation var eski PlayStation. Bu nerede? Bak. PlayStation 1. Benim çok vardı tatlı. Arkadaşlar bunda. Çok tatlı ya. Eski oyun şeyleri, kasetler, yazıcılar. Şu koldan benim vardı. Apple'ın bilgisayarına bakın. Apple'ın mı? Aa! Arkadaşlar ilk defa görenler. 1999. İyi bulmuş eski o zamanlar. Bunlar bilgisayar. Salim'e dün bak bu da Apple'ın. Ne olduğunu bilmiyorum. Aa Pac-Man. Bak Pac-Man evet. O oyunu ben oynadım. Salim'e dün neydi bu? Salim Edun burada diyoruz ki arkadaşlar burayı gezdim mi? Ha gezdim diyor. Hayır, ben daktilo istiyorum baba. Sen birazdan daktiloları gör. Gel gel. Sağlı gidelim. Şura, gel gel. Bak burada daktilolar bize. Abi bana bir tane verir misin? Bak. Evet eski daktilolar. Ama daktilolar çok güzel. Ya daktiloyla yazmak çok güzel. Tık 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 tık. Gerçekten benim eskiden babamın daktilo şundandı. Şöyleydi. Böyle kağıt koyardık. Arkadaşlar burada da daktilolar var. Burada arkadaşlar eski plaklar, radyolar bunlar var. Şöyle ama çok güzel. Çok büyük bir yer. Eski telefonlar var. Hani bunlar da değil mi? Abi, telefonun büyüklüğüne bakın. Zeki Müren'in bak. Abi. Mikrofonu. Arkadaşlar Zeki Müren'in mikrofonu herhalde. Baba. Çünkü resmi var. Baba. Bak kocaman telefon var. Evet, telefon evet. Eskiler ne o? Bir şeymiş değişik. Evet burada da kamera. Al fotoğraf çekilebiliyor musun? Kuzey bak bu eski bununla fotoğraf çekiliyor. Ali benim şurada şöyle resmim var. Şimdi elinde küçücük kocamanmış bak gördün mü? Burada da hatıra fotoğrafı çekilebiliyorsun. Çek annenin fotoğrafını. Evet burada da bir hatıra fotoğrafı alalım. Kuzey şimdi hemen hatıra fotoğrafı alıyorum. Buralar hep kamera bak bunlar. Sinema montaj makinesi. Şeyiymiş. Montaj. Sinema makinesi. Şuna eskilerin montajı. Bu neymiş? Replika. Arkadaşlar kameralara bakın. Hani burası sana ait bence. Senin işin burası. Benim ama. Baba sana bir tane alalım mı? Oha. Bak bunlarla film çekiliyormuş Meral. Evet. Bak, çok bunlarla. Güzel. Eski televizyona bak siyah beyaz. Güzel. Ben hatırlıyorum ya. Televizyonlar böyleymiş eski. Gerçi ben şunları hatırlıyorum şunu. Gerçi oha. Eski montaj masası. Ali burada bunları da hatırlıyorum. Ben küçükken bakardım. Bak filmler var içeride. Film afişleri arkadaşlar. Laura Hardy. Bak. Ben dedim ya sana. Sen gelmedin mi? Burada kamera. Aa fotoğraf makineleri var. Evet. Ali hep sana ait bence burası. Hadi. Hepsi var. Şunları da uçakla. Gel gel en etkilendiğim yer burayı gezerken. Şundan var ya bu koptuydu. Arkadaşlar eski pilotların kullandığı maskeleri. Uçuşu uçaklar çok tatlı ya. Keşke satılsana. Küçücük. Vardır orada bence. Yok. Bence de vardır. Bak Ali. Bu neymiş? Eskiler. Gösterge panosu. Ay çok güzel şunlara bak. Baba şuna bak. Zeplin iniş takımları. Anne ne ya?
Ödüm koptu anne demişim. Aa papçı. Merhabalar, nasılsın? İyi misin kardeşim? Tatlıravan. Ne anne bu tatlıravan biliyor musun değil mi? Bak böyle taşınıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıdaki arabalara bak. Sadece aa paraşütte uçan adam. Onları birazdan göstereceğim. Teleskop var. Teleskop diyorum ya. Mikroskop. Aa çok güzel hadi ya. Aa teleskop. Meral nereye gidiyorsun burada? Duvara bakıyorum. Belki gözüküyordur. Ne gözükecek? Duvar mı? Gözüküyor. Hadi gelin bakalım. Bizim şu dikiş makinesinden annemin vardı. Benim annemin şundan vardı. Şundan vardı bak bizde. Şu var yani. Ben şuraya otururdum, araba sürer gibi sürerdi. Bizim evin altında arkadaşlar. Bizim dışındaki bütün çocuklar yapmıştır ben. Şuraya bak babam. Eski Ankara yazıhanesi diyor. Burası evet, kapalı. Bak. Değil. Tamam oraya girmeyelim. Burası kuaför. Ne kuaför anne. Bunlar eskiden şapkalara bak. Evet. Eskiden perma yaptığınızda saçlarınıza böyle takıyorlardı. Çok güzel değil mi? Fayton. Evet geldik Harry Potter'ın bavulunu bulduk arkadaşlar. Kapıya bakın arkadaşlar. Abi ayakla işte Kuzey ben bundan çok etkilendim. Ayağını yanına koy. Bak. Dev ayakkabı. Dev ayakkabıymış bu gerçek arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Şimdi en alt kattayız. 19. yüzyıl kuyruklu küçük piyano. Ceren Şahin aletleri var burada. Ceren Şahin var burada. Burada arabalar, motorlar, motor, her şey var arkadaşlar. Bak Kuzeyciğim. Formula 1 mi? Görmedik Kuzey arkana bak. Oha. Gel bakalım şimdi çok şaşıracağınız yerler var. Ortağlar çok güzel araba. Evet burada motorlar. Burada motorlar var. Şimdi ileride de motorlar üçlü var. Üçlü motor var. PUBG'deki gibi. Çok güzelmiş. Şahidiyet sana var. Aslında alabilirsin. Bunu değil de tabii bunlara benzer yukarıda varsa. Hayır bunları alamazsın. Arkadaşlar BMW'ye bakar mısınız o zaman? Süresim geldi. Evet, bak arkadaşlar. Tekerler güzel. Hadi hadi hızlı geçelim. Arkadaşlar hızlı geçiyoruz. Çok yer var. Burada bisikletler var arkadaşlar. Geçin. Eski nasıl bebek paslanmış? Evet eski bisikletler. Ben size devam edeyim ben gösteriyorum. Bebek bisikletleri çocuk. Şunlar çok güzelmiş yani. Atlı var orada. Atlı mı? Evet. Aa baba güzel misin? Aa benim küçük benim. Arkadaşlar ben bu resimlerden hep korkmuşum. Burada da var. Kuzey gel koş. Akülü arabalar, bisikletler. Benim havada şundan vardı şey var ya. Bak benim şundan vardı. Bundan vardı o. He. Benim şunun fotoğrafı. Bana vardı. Aynen. Pedallı bu. Harbi mi? Ayağınla şöyle şöyle yapıp gidiyor. Biz de bir anı koştuk yani. Bakın bu da ne? Yangın tulumbası. Yangın tulumbası. Tatlı yapılıyor bunlar. Yok yangın şeker pahalı. Tatlı şimdi yapılıyor. Buraya gel. Hadi. İtfaiye şeyler arkadaşlar. Tatlı değil mi? Tulumba değil mi? Bebek arabaları var. Tamam burada. Geçin. Ayrıntıya bakacağım. Burada bebek arabaları var. Eski. Ben en çok ama şu beğendim. Çok güzelmiş. Benimle için yapılmıştır. Ben burada bir yerim. Biliyor musunuz? 1950 yıllar İngiltere yapımı bebek arabasıymış. Uçuyor paraşütle. Adam uçuyor. PUBG Erencil'e iniyor. Çok güzel ya. Evet arkadaşlar. Oo arabalara bak. Gel Kuzey bak burada ne var. Arabayı oynatabiliyorsun. Nasıl ya? Oha! Bak kendine. Dur anne dur. Basınca oynuyor. Ben de yapacağım. 4 zamanlı içten yanmalı motor. Anne benim videomu çeksene. Çekiyoruz ya oğlum. Çekiyoruz anne. Buradan alırsın gel. Çeksene. Motor arkadaşlar. Benzinli motor. Arkadaşlar çalıştırıyor bakayım. Motorun ta kendisi. Ben de onu çözemedim. Demirhane makinesi. Oha! Devam ediyor. Sonsuz döngü. Bak burada da yazıyor. Orada bir şey yok fazla. Bu neymiş? Buhar devir daim pompası. Ne? Arkadaşlar. Gaz motoru. Rahman Bey var ya her şeyi biriktirmiş ya. Bunlar nasıl biriktirmiş abi? Evini nasıl ki? Koleksiyon yapmış. Buhar pompası. Da bunları evine nasıl sığdırmış? Ama evine sığdırmıyor. Benzin burada motoru. Hayır, bak, ilk aldığında değil, alıyor buraya koy. Anladın buraya mı? Herkes mesela ben de bir şey mi getirip ona hediye ediyorum, o da buraya koyuyor Kuzeyciğim. Öyle. Adam uçarken kendini mi hediye ediyor? Bu ne? Merdiven falan var. Aa, santral. Oha çok iyi. Santraller bunlar. Hadi bak, şuraya gel hele. Şuralar çok güzel. Oha elini sürüyor. Hadi bakalım hadi. Bu neymiş?
Buhar makinesi yine. Silindirli. Buhar makinesi. Dyson ve S15. Arkadaşlar bakın. Meral ablanızın burada resmi vardı. Buraya mı çıktı? Sandalyeye baksanıza. Dev sandalye. Çekilsene. Ne oluyor? Dev sandalye. Ali şurada şey beni çeksene. Tut çektik şunu. Biz zaten. Sen sadece gir oraya. Arkadaşlara abi, özel. Hadi çok güzel. Hadi şu arabalara gidip şimdi ortaya gezelim hadi. Evet arkadaşlar, dev bisiklet. Abdülcanbaz Ford yarış oto. Yarış otomobiliymiş. Baba sana deseler ki senin arabanın şu arabayı takas et. Veririm. Arkadaşlar ben burada bütün antik arabalarla arabamı takas ederim. Varsa böyle bir arabanız getirin. Yeni kapıya Audi Q3. Şuna bak ya. Bak bisiklet faytonu. Bakın arkadaşlar tekne. Arkadaşlar tekneye bakar mısınız? Oğlum o benim işim. Kardeşim sen orada ne arıyorsun? Bu şeye iniyor. PUBG Erangel'a. Erangel'a in. Sukul'a in. Her yere in. Arkadaşlar şuna bakın. Tek silindirli yatay buhar makinesi. Kuzey çalıştırıyor şu anda. Ben de basayım bir kez. Ali bak burada da var. Deniz motoru. İki safhalı. Bu da çalışıyor. Düğmeye basınca çalışıyor. Bence şunlarda çalışıyor mu? Yok, bunlarda yok. Ne kadar enteresan değil mi? Bak durmuyor. Burada müzenin üst katı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben geldiğimde burayı gezdim. Annemgil de buraya geziyormuş. Beşiktaş forması var. Durun ben ne yaptım? Bu arada Rahmi Koç Beşiktaş'ta. Anne biraz ses alır mısın? Mithat Paşa İnönü Stadyumu 1947'de açıldı. 11 Mayıs 2013'te Beşiktaş Gençler Birliği maçıyla kapandı. Stad açılışında ilk golü Süleyman Seval Kavanoz, maçın arası sonunda Filip Orozco attı. Bu tarihi objeler Beşiktaş Bakanı Fikret Orman tarafından Rahmi Koç Müzesi'ne hediye yollamıştı. Evet, işte diyorum ya, buradaki eşyaların yarısından çoğu Rahmi Koç'a hediye olarak geliyor. O da müze haline geliyor. Bir de Fenerbahçe forması var arkadaşlar. Eski gazeteler. Evet. Allah rahmet eylesin. Oha, oğlu Mustafa Koç. Seçtiğim yer buraydı arkadaşlar. Bu neymiş? Aa bak, kıyafetleri bence. Değil mi? Ne var, seversin Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe. Armaları da var şurada. Mustafa bak, Koç da Fenerbahçeliymiş. Dedeleri, Vepi Koç. Aa gene. Ay, içeriye girdim bak, korktum. Ne oluyor bana? Gel gel. Eski dalgıç kıyafetleri değil mi bu? Evet. Değil bilmiyorum mi? Yanlış bilgi vermeyin. Aşkım evet, eski dalgıç kıyafetleri. Bak, dalış elbisesi diyor. Aynen. Bu nasıl dalış elbisesi? Bu neymiş? Ben bunu görsem Iron Man'in ilk konsolu. Arkada bak, gösteriyorlar. Onu hadi devam edelim. Ben burada seri, bayağı bir sarı sarı yat şeyler herhalde ama. Evet, yat motorları. Sarı bu. Titanik bulduk. Titanik o. Titanik. Titanik. Yok değil. Vermiş burada. Çok devam. Güzel. Hep el emeği göz nuru arkadaşlar. Çok güzel bence. Burada da kıyafetler falan var. Nasıl? Demek ki buradan güzel mi? Ben çok etiyor zaten şu an. Bir de şöyle diyeyim, mesela sizler de geçmişinizden gidiyorsunuz, böyle eşyalar görüyorsunuz ya çocukluğunda. Benim yaşımda olanlar genelde herkes demiştir ki ben de bu eşyalar hatırlıyorum falan diye. Muhakkak o. Ali bak. Hayır oğlum, ne saçmış. Lego gibi lan. Bak burada da. Ali çok güzel ya. Oha. Oyuncak, ahşap. Ne güzel değil mi? Şunlar kim gerçekten demiş? Demek ki çocukluğundan itibaren biriktirmiş Ali. Arkadaşlar bakın. Dümen. Aa çeksene. Dümen yapma. Dümen yapma he. Her gördüğü eşya espri yapıyor. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Sona geliyoruz. Şuraya da girelim. Burada da var böyle. Arkada da var. Kaptan yolumuz uzun. Arkadaşlar geziyi bitirdik. Şimdi şöyle. Ben şunu kendim aldım. Ay, o da kendine aldı. Ben şu gramofonu aldım. Bunlar müzeye aitmiş arkadaşlar. Böyle özelmiş.
O yüzden ben bunu kendim aldım. Ali de bir tane var. Dikiş makinesi vardı. Hani onu almadı. Tamam, çok bence kuzey. Salim sana bence Vosfosa. Bunlar güzel tasarım. Çok güzel. Bence onlara gerek yok kuzey. Bak şöyle. Aynen Vosfosa. Vosfos çok güzel kuzey. Şu Vosfos'lar ne renk? Hem araba. Aa, pembesini ben de alabilir miyim? Ben mavisini alacağım. Ya da şu klasik arabalardan da alabilirsiniz. Aynen, ben ondan evet alacağım klasik arabalardan. Tamam, sen ondan mı aldın? Evet, Vosfos. Kuzey, sen de klasik araba al abinle bir tane. Sen... Aynen, ben mavi alayım. Hepsi birbirinden farklı. Yeşil da güzel. Ya ben klasik araba var. Klasik. Bak. Tamam, hadi seçin. Şey, şu kırmızı üstü siyah olanı istiyormuş. Üçüncü sıradaki. Yok, onun aynen o. Ben de bunu alacağım. Tamam, Salim bunu seçti. Salim bunu seçti. Kuzey de mavisini seçti. Şöyle aldık arkadaşlar. O zaman gezimiz bitti. Bitti arkadaşlar. Dediğim gibi ailenizle birlikte Ankara'ya geldiğinizde Ankara Kalesi'ne gelip bu müzeyi gezmenizi tavsiye ederim. Çok etkileneceksiniz. Çok güzel. Atmosferi de çok güzel. Zaten okul gezileri falan da oluyor arkadaşlar. Aynen, o gün geldiğimizde okul gezisi var. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.